ben ölmemiş bir evladın babasıyım. Elhamdülillah. Rabbimiz mülkünde böyle bir tasarrufta bulundu. Biz de eyvallah ya Rabbi dedik. Hani eyvallahın anlamını biliyorsunuz. Hakla kabul ettik demektir. Biz de Rabbimizin hükmüne boyun eğdik. Hakla kabul ettik. İnşallah Rabbimizden mükafatını isteriz. Lütfederse inşallah. Zalim ölür zulüm, ölür riya, ölür rüya, ölür. Şehitler ölmez, ölmez, vatan ölünmez. Oğlum çok garip bir çocukluğu oldu. Çocukluğunda böyle sessiz, sakin, böyle garip bir insandı. Garip derken hani Halim Selim anlamında söylüyorum. Ben oğlumun kızdığını hiç görmedim. Eşine bile hiç böyle sesini yükselttiğini falan ben hiç görmedim mesela. Ama korkusuzdu. Kızdığı zaman da böyle yürür, hiç çekinmez. Kimseden korkmaz. Öyle yürekli delikanlıydı. İşte 1.80'in üzerinde boyu vardı. İri yapılıydı. Hasan abi, saygılar abi. Senin yayda öğrenmeye çalışıyorum. Helal yoldan para kazanacak işler yapın. Allah ve Resulünün razı olacağı şeyleri yapalım. Gerisi önemli değil diye bu şuurla yetiştirdik. Ahmet'im de polisliği zaten kendisi seçti. Polisliği seçmekle kalmadı. Bir de özel harekat kursuna yazılmış o dönemde. Rabbül Alemin gerçekten bazı böyle seçilmiş kişileri oraya çok önceden hazırlıyor. İşte bir gün böyle kış bir gün, oğlum da o zamanlar 1-1,5 yaşlarında falan yanılmıyorsam, evde yanımda işte yerde yatıyor çocuk. Ben de Peygamberler Tarihi diye bir kitap okuyorum. Ve orada Hazreti İbrahim peygamberle Hazreti İsmail aleyhisselamın hayatını okudum o gün. Kitapta bunları okurken çok büyük bir cümle söylemişim. Sonradan fark ettim tabii. Ya Rabbi dedim, eğer hani bir gün beni de böyle oğlunla imtihan edersen benim de gıkım çıkmaz diye böyle büyük bir laf ettim ben. Ama ağzımdan çıktıktan sonra da çok pişman oldum. Tevbe-i istiğfar ettim. Ya Rabbi dedim, affet. Hani Hazreti İbrahim kim? Garip İbrahim Hoca kim? Dedim ama demek ki o sözüm benim duaların kabul edildiği ana denk gelmiş herhalde. Zaten oğlum polisliği falan seçince hani inanın bendeki o şey daha da arttı. Bunlar tabii hepsi beni onun şehadetine hazırladı. 4 yıldan sonra oğlumun bu tarafa tayini çıkacaktı. İşte böyle bir gün bir telefon görüşmemizde baba ben İPKA yaptım dedi. Oğlum İPKA ne demek dedim. Baba dedi, ben dedi buradaki görevim dolduktan sonra burada 2 yıl daha kalmak için dilekçe verdim dedi. Müracaat ettim dedi. Hayırlısı olsun oğlum dedim. O zaten hani arkadaşlarımdan tabii şehit olanlar falan da oluyor. İşte onların intikamlarını alma, kanı yerde kalmasın. Birinci neden buydu. Hani vatana hizmet, devlete hizmet, dini mübini İslam'a hizmet. Onların mefkûresi buydu. Ve inanın polislerimizin, askerlerimizin ortak noktası bu. Vatana, devlete, millete, İslam'a hizmet. Düşünün. Böyle bir mefkûresi olan askerin, değil mi? Polisin. Allah sırtını yere getirir mi? Getirmez.
hiç aklımdan çıkmayan, hele hele şehadetinden sonra hiç aklımdan çıkmayan hatırası var. Benim 2 Kasım Perşembe günü, 2017 Perşembe günü yatsı namazında telefonum çaldı. Namazdan sonra ben geriye döndüm, telefon ettim. Telefonu tabii açmadı ve mesaj gönderdi bana. Aynen şu mesaj: "Baba, seni arayacağım." Bu oğlumun bana kendi isteğiyle söylediği, yazdığı son cümle oldu. "Baba, seni arayacağım." dedi. Tabii ben bundan şunu anladım: o bir şehit elhamdülillah. Bana öyle bir mesaj gönderdi ki, oğlum diyorum bana yalan söylemezdi, hiç söylemedi. Ve "baba, ben seni arayacağım." diyor. Rabbimden ümit ediyorum ki inşallah mahşer yerinde beni arasın, bulsun. Ben oğlumun o sözünün inşallah orada tahakkuk etmesini çok arzu ederim. Çünkü o boşuna söylenmiş bir söz değildi. Bunu hiç unutamıyorum. Ahmet'im, şehadetin şeref bizlere. Al bayrağı bürünüp gittin makbere. Nemli gözlerde hasret, vuslat mahşere. Bize şükür ve sabır düştü Ahmet'im. Gayendi hak uğruna vatana hizmet. Kalan esma, hatıra, şefaat, hasret. Şehadet lütfedildi, canlara minnet. Bakiye fani canı veren şehidim. Polis özel harekat, kaderinizdir. Mukaddesata hizmet, tek gayenizdir. Allah yolunda canlar, sermayenizdir. Candan geçip canana vardın Ahmet'im. Kıyamda millet, sela ezan seherde, rengine kan verdiğim bayrak gönderde. Vatan, devlet ve millet emin ellerde, endişeye mahal yok, sevin şehidim. Destan yazdın, hatimler sana okundu, yeni gelen alplere adın konuldu. Merteben ayet, hadislere soruldu, ebediyen batmayan hilal şehidim. Şimdi sen kokuyor esma, çiçekler sen, ıslak hüznü lütfuna katık ettim ben. Daha ne diyeyim ki, ne gelir elden, Rabbimize sonsuz hamdolsun Ahmet'im. Şimdi meyva, naim, ad cennetlerdesin, hem cihat için nice cephelerdesin, hem de ashab şüheda peygamberlesin, Resulün ordusunda nefer şehidim. İbrahim'em, İsmail'imdin Ahmet'im, geldin hasretim oldun, gittin şehidim. Hakkın hükmüne razı, mütevekkilim, Salihli'nin bağrında yatar Ahmet'im. Bu vatanın gerçek sahipleri, bu vatan için kan verenler. Bu vatanın sahipleri Çanakkale'de. Bu vatanın sahipleri kabristanlarda, üzerinde bayrak dalgalanan kabirlerde. Onun için onlara, hatıralarına inşallah sahip çıkalım. Son söz olarak şunu söylemek isterim: bu hilali, Allah'ın izniyle, o ay yıldızlı bayraktaki hilali hiç kimse indiremez. Ezanları hiç kimse dindiremez. Ve bu vatanı inşallah biz hiç kimseye çiğnetmeyiz. Ölesiye her şeyimiz pahasına, mazlumların da, hani bizim gönül coğrafyamız çok geniş biliyorsunuz, ezanın okunduğu her yer bizim gönül coğrafyamız. O anlamda her yerde mazlumların da imdadına koşmaya Allah'ın izniyle hazırız. Allah var, gam yok.